Evet, merhabalar. Şimdi header ve footer kısmını nasıl adapte edebiliriz sayfalarımıza diye örnek bir çalışma yapmak istiyorum, bir çalışma paylaşmak istiyorum. Ben buna menu.php ismini verdim ama siz bunu header ya da footer kısmı olarak düşünebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi menu.php'mizi oluşturduktan sonra ben A etiketleriyle başlamak istiyorum. Koduma A dedim ve bir referans vereceğim. Buna da ne diyelim? Ana sayfa nokta PHP diyelim. Bir de iletişim sayfamız olsun. Ana sayfa dedikten sonra burayı kapatıyorum. Etiketimi kapatıyorum. Ve ana sayfaya tıkladığında karşıma gelsin bu link. Bir de aynısını iletişim için yapıyorum. Buraya da iletişim diyelim. Kaydettim. Hemen çalıştırıyorum. Menü.php'mi. Bakın karşıma geldi. Hatta şuraya bir de şöyle bir şey koyayım. Birbirlerinden ayrılsınlar. Tamam, ana sayfa ve iletişim şeklinde geldi. Bakın şu anda ikisi de tıklanabilir vaziyette. Şimdi bir ana sayfa bir de iletişim oluşturalım. İletişim.php diyelim. Bir de ana sayfa. Tamam. Ana sayfa.php diyelim. Yine kaydediyorum. İletişime geldim. Şimdi bunun içerisine PHP kodlarımızı yazabiliriz. Evet, aynı hatayı yaptım yine. Gerçi hata yapmaktan da korkmamak lazım. Evet. Menü.php'yi include ediyorum hemen. Ettik ve kapattım. Hatta bunun altına iletişime geçtiğime de görmeniz için iletişim de yazıyorum. Hatta iletişim sayfası diyelim, kaydettim. Şimdi bunun aynısını geldim ana sayfa için oluşturuyorum. Ama buraya yazarsak patlarız. Ana sayfa sayfa. Tamam. Şimdi geldim tekrardan. Çalıştırıyorum. Ana sayfaya tıkladım. Beni ana sayfaya yönlendirdi. İletişime tıkladım. İletişim sayfası diyor. Fakat buradaki etiketler gördüğünüz gibi sabit. Metodoloji bu. Kolaylıkla adapte edilebilir. Hatta bir değişken tanımlayıp belki değişkenle göstermek istediğimiz verileri de gösterebilirdik. Ama ben mantalitesine değinmek istedim. Umarım herkes için açıklayıcı bir video olmuştur deyip teşekkür ediyorum dinlediğiniz için beni.